Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, mübarek Ramazan ayındayız. Ve Ramazan ayının daha da mübarek olan son 10 günü içerisindeyiz. Mübarek Kadir Gecesi'nde bulunduğu günlerdeyiz. Allah Teala hepimizi Ramazan'ın şerefiyle şereflendirsin. Kadir Gecesi'ne, bayrama sıhhatle, afiyetle kavuşsun. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu mübarek ayda, bu mübarek gecelerde biz de Kur'an-ı Kerim'le meşgulüz, Allah'a şükür. Ve bugün sırada anlatacağımız suremiz Kur'an-ı Kerim'in 41. suresi olan Fussilet suresi isminde bir sure. İnşallah bugün bu sure neden bahsediyor, ismi ne anlama geliyor, fazileti nedir? Bunları anlatmaya çalışacağız. Geçen hafta hatırlarsanız Kur'an-ı Kerim'de baş tarafında Hamim diye bir harf bulunan 7 tane sure olduğunu söyledik. Ve o zaman bunlardan birincisi olan Mü'min suresini anlattık. Bugün anlatacağımız Fussilet suresi de Hamim diye başlayan 7 mübarek surenin ikincisi. Bunlar nasıl mübarek sureler? Her birisi cennet bahçelerinden bir bahçe ve cehennemin kapısına durup kendisini okuyan insanların cehenneme girmesine mani olan, onlara şefaat eden her birisi böyle mübarek birer sure. İşte Fussilet suresi de bunların ikincisi olan ve Mekke'de inen 54 ayetten meydana gelen bir sure. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam her gece yatmadan önce Tebârakellezî biyedihil mülk ve bugün okuyacağımız Fussilet suresini okur, ondan sonra uykuya dalarmış. Demek ki her gece bu sureyi okumak Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sünnetlerinden bir tanesi oluyor. İnşallah biz de bu sünneti uygulamaya gayret edelim. Tabi Kur'an-ı Kerim Peygamberimize geldiği zaman müşriklerin içerisinde bir takım tereddütler, bir takım inatlaşmalar, bir takım vesveseler var ve bir türlü gelip Peygamberimize inanmak istemiyorlar. Onun okuduğu ayetleri, ona gelen vahiyleri sanki bir şiirmiş gibi, bir kehanet gibi, bir büyü gibi, sihir gibi bu şekilde algılıyorlar ve kesinlikle bu Allah'tan gelmiş olamaz diye İman etmeye yanaşmıyorlar. İşte böyle bir ortamda müşriklerden Utbe bin Rebiya isminde bir adam, ki bu adam şiiri iyi bilen, kehanetten anlayan, sihirden büyüden anlayan bir insan. Bu insan diğer müşrik arkadaşlarıyla beraber konuşurken onlara diyor ki, yahu ben şu Muhammed denen adama bir gideyim. O ne diyor, ne anlatıyor? Anlattıkları sihirse ben onu bilirim, şiirse onu da anlarım, kehanet ise, kâhinlerle işbirliği yaptıysa onu da bilirim. Neyin nesidir, bunun işin aslı faslı nedir diye ben ona bir yoklama yapayım. Ve ondan sonra da ona bir teklifte bulunayım. Teklifimizi kabul ederse ne âlâ, etmezse oturur, düşünür, karar veririz diyor. Arkadaşlar da tamam, iyi bildin, hadi ey Utbe, sen git Muhammed'le bir konuş bakalım diyor. Ve Utbe bin Rebiya isimlendeki müşrik geliyor Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına, onunla konuşmaya başlıyor. Diyor ki, ey Muhammed, sen bizim akrabamızsın, bizim içimizden çıkmış bir insansın. Senin soyun sopun asilzade bir insan, bir sülale. Ve sen son zamanlarda değişik değişik şeyler söylemeye başladın. Bizim atalarımızdan beri bildiğimiz, inandığımız inançlara, değerlere karşı putlarımıza seven, Allah'tan, ahiretten bahseden, bize garip gelen şeyler söylemeye başladın. Ben senden şüpheleniyorum. Sende bir sihir mi var, büyü mü var? Yoksa sen şairlerle oturup kalktın, şairliğe mi başladın? Kâhinlerle oturup kalktın, kehanete mi başladın? Hele şu bildiklerimi anlat bakayım da ben seni bir dinleyeyim diyor. Ve arkasından ilave ediyor. Eğer benim dediğim gibi, tahmin ettiğim gibi sende bir sihir varsa, büyü varsa
biz sana ilaç yaparız, okuruz, üfleriz, bir şekilde senin tedavini yaparız. Eğer sen kahinlerle beraber olduysan, ona da bakarım ben, hakikaten kehanetlerin doğru mu değil mi, ona da karar veririz. Yok paraya sıkıştıysan, paraya ihtiyacın varsa aramızda para toplarız, bunu sana da veririz. Gel bakayım senin derdin nedir, bir anlat bakayım bana diye Utbe bin Rebi'a Peygamber Efendimiz'e bu şekilde bir konuşma yapıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onun söylediği sorulara hiç cevap vermeden Kur'an-ı Kerim'den Fussilet Suresini açıyor ve okumaya başlıyor. Ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tenzilun minerrahmanirrahim. Kitabın fussilet ayatuhu Kur'anen Arabiyyen li kavmin ya'lemun diye 2-3 sayfa boyunca oldukça uzun bir parçayı Utbe bin Rebi'a'ya böyle teker teker tane tane bir peygamber lisanıyla okuyor. Ve okuduğu bölümün en sonunda bu surenin 37. ayetinde bir de secde ayeti var. O secde ayetine kadar okuyor ve bir de secde ediyor. Başka da hiçbir şey söylemiyor. Ama Utbe peygamberimizin bu okuduklarını öyle dikkatle, öyle itina ile dinliyor ki kelime kelime, satır satır bu adam ne diyor diye çok dikkatli bir şekilde onu takip ediyor. Ve sanki bir elektrik akımına kapılmış gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözlerinden çok etkileniyor. Hiçbir şey söylemeden çekip gidiyor ondan sonra. Tabii müşrik arkadaşları Utbe'den dört gözle haber bekliyorlar. Acaba ne oldu, ne yaptı, nasıl teklif etti, teklife karşı Muhammed ne dedi diye ondan bir haber bekliyorlar. Ama Utbe'ye bir bakıyorlar ki onun şekli şemali değişmiş. Bir tuhaf adam haline gelmiş. O giden Utbe ile gelen Utbe arasında fark var. Adam resmen değişmiş. Müşrikler şüpheleniyorlar. Ey Utbe ne oldu? Yoksa sen de mi Muhammed'e inandın? Sen de mi sapıttın? Sen de mi atalarımızın dininden çıktın diye ona sordukları zaman diyor ki Utbe, bakın ey benim arkadaşlarım, siz de beni tanıyorsunuz ki ben şiirden anlarım. Ben sihirden, büyüden anlarım. Ben cahillikten anlarım. Ama ben Muhammed'e gittim. O bana bir şeyler okudu. Onun okuduklarını ben dikkatle dinledim. Onun anlattıkları, onun ağzından çıkan kelimeler, cümleler ne bir şiirdir, ne bir büyüdür, ne bir kehanettir. O bambaşka bir şeydir diye Utbe dinlediği ayetlerin ki bugün okuyacağımız Fussilet suresinin ayetlerinin etkisi altında kaldığını gösteriyor. Ve arkasında da diyor ki, bakın ey benim arkadaşlarım, siz bu Muhammed'i kendi haline bırakın. Eğer bu zamanla işi ilerletir de Araplarla onun arasında bir savaş, bir mücadele olacak olursa, eğer Araplar da onu yenecek olurlarsa, tamam zaten siz muradınıza erişmiş olursunuz ve kendi elinizle, kendi akrabanızın kanına girmeden o iş hallolmuş olur. Yok eğer Muhammed galip gelecek olursa, bu işi ilerletir de Arap Yarımadası'na sağa sola hakim olacak olursa, o zaman da hiç gocunmayın. Bu sizin içinizden çıkmış bir insandır. Onun başarısıyla siz de gurur duyarsınız diye kafirlere, müşriklere Utbe bu şekilde bir cevap veriyor. İşte muhterem kardeşlerim, Fussilet suresi Allah'tan inen mübarek ayetler ve secde ile beraber Utbe'yi öylesine etkiliyor ki Utbe ne niyetle gidiyor ama ne şekilde dönüyor görüyorsunuz. O zaman bu Fussilet suresi hakikaten çok mübarek bir sure, insanları etkileyen bir sure. Biz de bugün inşallah bu sureyi şöyle yavaş yavaş tanımaya, anlamaya çalışalım. En başta suremizin isminden, daha doğrusu isimlerinden mi bahsedelim? Çünkü bir tane ismi yok, birkaç tane ismi var. Tabii en meşhur ismi ve musaflarda kaydedilen resmi adı Fussilet suresi. Fussilet'in ne manaya geldiğini biraz sonra biraz daha detaylı bir şekilde anlatacağım.
Ama önce isterseniz diğer isimleri kısa kısa söyleyeyim. Arkasından Fussilet kelimesini izah etmeye çalışalım. Bu surenin tefsirlere baktığım zaman tam 4 tane ismi var. Birisi Fussilet suresi, onu biraz sonra anlatacağım. İkincisi, bu surede bir secde ayeti geçtiğinden dolayı 37. ayetinde ve başında da Hamim kelimesi olduğundan dolayı Hamim ile secde ayeti birleştirilmiş ve buna Hamim Secde Suresi ismi verilmiş. Niye böyle demiş derseniz, Kur'an-ı Kerim'de bir başka secde suresi daha var. Elif, La, Mim, Tenzil Kitap diye başlayan ve adı sadece Secde Suresi olan bir başka sure daha var. Onunla bu karışmasın diye bunun başına bir de Hamim getirilmiş ve bu surenin bir ismi Hamim Secde Suresi olmuş, iki kelimenin birleşimiyle. Bu surenin diğer bir ismi 10. ayette geçen bir kelimeden alınmış. O da Akvat Suresi. Akvat nasıl geçiyor bakın. O ayeti okurum şimdi. Ve ceale fiha ravasiye min fevgiha ve barake fiha ve gaddera fiha akvateha diye bir kelime geçiyor. Allah-u Teala burada yerlerin, göklerin, güneşin, ayın yaratılmasından bahsettikten sonra oradaki insanların, hayvanların, bitkilerin hepsinin rızıklarını yarattığını, takdir ettiğini ve yeryüzüne bir bereket verdiğini söylüyor. Orada da bir akvat, yani gıdalar, besinler, yiyecekler manasına gelen bir kelime geçiyor. Bu kelimeden dolayı da bu sureye akvat, gıdalar, besinler suresi denmiş. Bunun anlamı nedir? Allah-u Teala biliyorsunuz insanları yaratmış, bizi yaratmış. Başka hayvanları yaratmış, daha başka bitkileri yaratmış. Bunların hepsi canlı varlıklar. İnsan da canlı, bitki de canlı, hayvan da canlı. Canlı olduğuna göre bunların hayatiyetlerini sürdürebilmesi için bir şeyler yiyip içmesi, bir yerlerden gıda alması lazım. Eğer gıda alamazsa, beslenemezse insan da yaşayamaz, hayvan da yaşayamaz, bitki de yaşayamaz. İşte Allah-u Teala bu dünyayı yaratırken insanların yiyeceği ne varsa, insanların ihtiyacı ne varsa onların hepsini de yaratmış, yeryüzüne yaymış, serpmiş. Hayvanlar için, hayvanlar ne yer ne içer, onların ihtiyacı nedir, onların hepsini de yeryüzüne yaymış, dağıtmış. Ayrıca bitkiler nasıl beslenecek, nasıl büyüyecek, nasıl dal budak verecek, Allah onların da gıdasını yaratmış ve yeryüzünü bu şekilde donatmış. Şimdi bu cümleyi biraz daha açacak olursak, önce insanlardan, şu kendimizden bahsedelim. Hani mübarek Ramazan ayındayız, oruç tutuyoruz, iftar yapıyoruz, sahura kalkıyoruz ve Allah herkesin imkanına göre bir takım sofraları bize ikram ediyor. Eğer bir insanın maddi imkanları da yerindeyse, bir ekonomik sıkıntısı da yoksa Allah ne nimetler vermiş, ne nimetler vermiş. Saymakla bitmez, saya saya bitiremeyiz. Hani büyük bir markete gitsek, o marketlerde satılan eşyaların bölümleri vardır. Bir tarafta unlu mamuller, bizim yiyeceğimiz şeylerden bahsediyorum. Bir tarafta mandıra ürünleri, bir tarafta et ürünleri, bir tarafta bakliyatlar, bir tarafta kuru yemişler, daha sayısal bildiğin kadar bunların da her birinin içerisinde ayrı ayrı detayları, teferruatları var. Allah bunların hepsini bizim için yaratmış ve yeryüzünde ey insanlar yiyin, için, Allah'a ibadet edin, israf etmeyin diye onları bizim emrimize vermiş. Yani Allah dünya yaratırken bir ay gibi, ne bileyim diğer gezegenler gibi tamamen bomboş, kupkuru yaratmamış. Onun içerisini bir erzak depesi olarak yaratmış. Şu toprağın içerisinden bin bir çeşit meyveleri, sebzeleri, her türlü gıdayı bizim için yaratmış. Bakın aynı kara toprağa bir tohum ekiyoruz. O tohum aynı sudan, aynı güneşten, aynı havadan gıdasını alıyor. Birisinden patlıcan çıkıyor. Mor bir renk.
acaba o rengi ona hangi ressam, hangi boyacı verdi? Birisinden biber çıkıyor yeşil, birisinden portakal çıkıyor kavun içi, birisinden karpuz çıkıyor dışı yeşil, içi kırmızı, rengarenk, çiçek bahçesi gibi hepsinin şekli başka, rengi başka, tadı başka, kokusu başka, lezzeti başka. Allah bunların hepsini bizim için yaratmış. Bundan dolayı Allah'ın Esma-i Hüsna'sından bir tanesi El-Mukit Celle Celaluhu. İnsanlara rızık veren. Bir başka ismi Er-Rezzak Celle Celaluhu. Yine Allah bize her türlü rızkı veriyor. Sadece insanlar değil. Bir de hayvanlara bakalım. Hayvanların hepsi de çeşit çeşit. Kimisi iki ayaklı, kimisi dört ayaklı, kimisi kırk ayaklı, kimisi ayaksız, kimisi havada uçar, kimisi denizde yüzer, kimisi toprağın altında. Bunlardan kimisi et yer, kimisi ot yer, kimisi birbirini yer. Allah onların her birisi içinde ayrı ayrı lokantalar, mutfaklar, restoranlar yaratmış dünyada. Ve her hayvanın rızkını da Allah bu yeryüzüne koymuş. Bakın bizim elimizde 100 tane hayvan olsa, birbirinden farklı hayvanlar. Birisi ormandan gelmiş, birisi denizden çıkmış, birisi havada uçan. 100 tane hayvanı evimize alsak koysak, onların ne yiyeceğini, nasıl besleyeceğimizi şaşırırız. 3 gün, 5 gün sonra pes ederiz. Ama Allah dünyada sayısını, nüfusunu kimsenin bilmeyeceği milyarlarca, trilyonlarca hayvan yaratmış. Sadece karıncaların sayısını, sadece kuşların sayısını, sadece balıkların, böceklerin sayısını saymaya kalksak rakamlar yetmez. Ve Allah bu kadar hayvanın hepsine ayrı ayrı rızık yaratmış, onların rızkını bu yeryüzüne dağıtmış, donatmış. İşte Allah El-Mukit ismiyle hayvanlara da bu şekilde rızıklarını verdiği için bu sureye Akvat suresi ismi verilmiş. Hani bazen televizyonda da görürsünüz, belgesel çekimler vardır. Hayvanlar aleminden bahseder. Mesela bir kutuplar bölgesinde her taraf buzlarla, karlarla kaplı penguenler yaşar. Kutup ayıları yaşar. O penguenler de bir tane, iki tane değil, 100 tane, 1000 tane hepsi gruplar halinde bölük bölük yaşarlar. Onların bulunduğu yerde ne ağaç var, ne taş var. Tamamen karla, buzla kaplı. Ve hayvanlara da bakıyoruz, hepsi etli etli, şişman şişman. Acaba o kadar hayvan, o buzların arasında o gıdaları nereden buluyor, nasıl doyuyor, nasıl karnını doyuruyor? İşte insan burada düşündüğü zaman Allah'ın Rezzak sıfatını anlayıp ellerini yukarıya kaldırıp teslim olması gerekiyor. Evet, sadece hayvanlar değil, bir de bitkilere bakıyoruz. Yeryüzünde yine bizim ismini dahi saymaktan aciz olduğumuz, belki hiç görmediğimiz milyarlarca çeşit bitki var, ağaç var, ot var. Bunların hepsi canlıdır. Ve toprağa köklerini saldığı zaman onlar topraktan bir şeyler alıp gıda alıyorlar, besleniyorlar. O şekilde yemyeşil meyve veriyorlar, ağaç oluyorlar, ot oluyorlar, çiçek oluyorlar. Allah o toprağın içerisine de o her çeşit bitkinin, ağaçın, sebzenin, meyvenin gıdasını yaratmış, toprağın altına depolamış ve onlar da rahat rahat beslenip hayatiyetlerini devam ettiriyor. İşte bütün bunları topladığımız zaman insanların, hayvanların, bitkilerin rızıklarını yaratan Allah El-Mukit Celle Celaluhu, Er-Rezzak Celle Celaluhu ve bu surede geçtiği üzere Akvat dediğimiz gıdaları takdir eden Allah olarak Fussilet suresine de biz böyle bir isim veriyoruz. Akvat suresi diyoruz. Geçiyoruz bu surenin bir başka ismine. O da surenin 12. ayetinde geçiyor ve şu şekilde geçiyor burada da. Allah yerleri gökleri yarattığını anlatırken buyuruyor ki ve zeyyenne semaet dünya bi mesabiha. Ve zeyyenne semaet dünya bi mesabiha. Biz dünya denen gezegenin etrafını, onun semasını
bir takım kandillerle, lambalarla, ışıklarla donattık, süsledik diyor. Bu ne demek? Dünyanın yukarısına baktığımız zaman gündüz biz pamparlak bir güneş görüyoruz. Her tarafa aydınlık veren, ışık veren, sıcaklık veren ve bir takım besinleri, gıdaları bize gönderen güneşi Allah yaratmış. Sabahtan akşama kadar biz ondan istifade ediyoruz. Akşam güneş battığı zaman gece oluyor. Allah gece de yine gökyüzünde bir şeyler yaratmış. Yıldızlar yaratmış, ay yaratmış ve onlar da yeryüzüne ışık saçıyor. Evet, gece karanlık, güneş yok ama biz gökyüzüne baktığımız zaman ay bir parlıyor ki hele hele o 13'ünde, 14'ünde sanki o ayın ışığında insan elinde kitabı alsa rahat rahat kitabı okuyacak hale gelir. O kadar parlak ışık var. Ve yıldızlar, binlerce, sayısı belirsiz yıldız yanıp yanıp sönüyor, dünyaya sinyal gönderiyor, ışık gönderiyor. Şimdi muhterem kardeşlerim düşünelim, biz evimizde bir tane lamba yapmak için ta bizim evimizden kilometrelerce uzakta bir baraj olacak. O baraja bir santral kurulacak ve oradan direklerden ta bizim evimize kadar elektrik gelecek. Biz de o direkten evimize elektriği bağlayacağız. Ondan sonra düğmeye basacağız ve lambamız yanacak. Yani bir baraj olmadan, bir santral, bir üretim merkezi olmadan biz bu elektriği kullanamayız. Peki o gökyüzündeki güneş o kadar büyük ışığını, o kadar büyük sıcaklığını hangi barajdan alıyor dersiniz? O ay bize ışığı yansıtırken nasıl yansıtıyor acaba? Orada bir baraj var da oraya direklerle elektrik mi geliyor? Ay sonuçta bir topraktır, taştır. Bir ayna değil, bir cam değil. O ışığı bize nasıl yansıtıyor? Hiç düşündünüz mü? Biz bazen her zaman gördüğümüz şeylerin farkına varamayız. İnceliğini anlayamayız. Ama ay tamamen bir mucizedir. Allah öyle bir yaratmış ki gece vakti güneşten ışığını alıyor. O ışığı kendi içerisine depoluyor ve oradan bize sanki el lambasıyla bir ışık hüzmesiyle bize gönderiyor, bizi aydınlatıyor. Yıldızlar da aynı şekilde her birisinde ne elektrik var, ne direk var, ne tel var, ne kablo var. Bize Allah'tan gelen ışığı aynen yansıtıyorlar. Demek ki bütün bunları düşünmemiz lazım. İşte Allah Fussilet suresinin 12. ayetinde biz dünya semasını bu şekilde ayla, yıldızla, güneşle süsledik. Onların hem ışığı, ısık gibi, ısı ve ışık gibi faydaları var. Hem de daha başka türlü çekim güçleriyle, dönmesiyle, hareketiyle, takvimi, tarihi ayarlamasıyla pek çok faydaları var. İnsanların bunları düşünüp ibret alması lazım geliyor elbette. Evet, bu da Fussilet suresinin bir diğer ismi olan mesabih kelimesi. Onu anlatmış olduk. Şimdi geliyoruz surenin esas ismine. Şimdiye kadar 3 isim söyledik. Hamim secde suresi, mesabih suresi ve akva suresi olmak üzere 3 tane kelimeyi izah ettik. Esas meseleye geliyoruz. Bu surenin ismi olan Fussilet suresi ne anlama geliyor? Tabi ilk bakışta Fussilet bize Türkçe'ye göre çok yabancı, hiç duymadığımız, bilmediğimiz bir kelime gibi. Ama şöyle birazcık deşeleyecek olursak pek de yabancı değil. Türkçe'de kullandığımız bir takım kelimeler var. Bunlardan bir tanesi fasıl kelimesi. Fasıl ne demek? Bir şeyin bölümleri, kısımları demek. Mesela kitabın bölümleri olur. Birinci fasıl, ikinci fasıl diye. Bir ansiklopedinin fasılları olur, fasikülleri olur. Bir tiyatronun perdesi olur, birinci fasıl, ikinci fasıl diye o şekilde geçer. Ve fasıl bizim Türkçe'de kullandığımız bölüm manasına gelen bir kelime. Ayrıca tafsilat diye bir kelimeyi de biz Türkçe'de kullanırız. Tafsilat bir olayın, bir konunun detayları, derinlikleri, incelikleri demek. İşte Fussilet suresi hem fasıl kelimesiyle hem de tafsilat kelimesiyle direkt ilgili bağlantılı olan bir kelime. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala
Fussilet derken yani kitabın fussilet ayatühü. Bu kitap öyle bir kitap ki ayetlerini biz fasıl fasıl, bölüm bölüm yaptık. Ve o ayetlerle bir takım detayları, tafsilatları anlattık derken Allah-u Teala ne demek istiyor bakın şimdi. Önce fasıl kelimesinden hareketle bu Fussilet suresini bir anlamaya çalışalım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz 600 küsur sayfada 6000 küsur ayetle bize hitap etmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'i elimize aldığımız zaman başından sonuna kadar birbirine girmiş karman çorman bir kitap değil de çok düzenli bir kitap karşımıza çıkar. Fasıllara, bölümlere ayrılmış bir kitap karşımıza çıkar. O da nedir? En başta Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i surelere ayırmış. 114 tane sure var. Her birisi birbirinden besmele ile ayrılmış. Başında bir başlık var ve biz Fatiha'dan başlayıp Bakara, Ali İmran diye sayıyoruz. En son Elem Tera, Lilafi, Felak, Nas olarak bitiriyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim en başta 114 fasıla, bölüme ayrılmış. Ardından her sure de kendi içinde ayetlere ayrılmış. Bir sureye baktığımız zaman 3 ayet, 5 ayet, 10 ayet, 100 ayet, 150, 200 ayet olmak üzere yani sıradan böyle insanı sıkan bir şekilde değil de bölüm bölüm, parça parça 200 satırda bir ayet. Bazen bir satırda iki ayet insanı sıkmadan gönlünü hoş bir şekilde okuması için Allah Kur'an-ı Kerim'i ayetlere ayırmış. Arkasından ayetlere bakıyoruz. Eğer farkındaysanız ayet duraklarının üzerinde bir takım harfler olur. Bazen cim olur, bazen mim olur, bazen ayn olur. Değişik harfler ayet durak işaretlerinin üzerinde bu harfler yazar. İşte bunlardan bir tanesi ayn harfidir ki o ayn harfinin bir anlamı, bir özelliği var. Bilenler bilir, bilmeyenler de bakın bugün dinleyip anlasınlar. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir ayn harfiyle başlayan ayet devam eder. 8-10 ayet bittikten sonra orada bir daha ayn olur. Bunun iki türlü manası vardır. Birisi o iki ayet arasında 8-10 tane ayet vardır ve buna aşır yani aşaradan gelmek üzere 10 ayetlik bir bölüm deriz. Hani bir Müslümanlar bir yerde otururken hadi hafız bir aşır çek de dinleyelim derler ya, o aşırın manası şöyle 8-10 ayet civarında bir şeyler oku da dinleyelim demektir. İşte bu 8-10 ayetlik, 11 ayetlik yani 10 civarında ayetten meydana gelen bölümlerin her birine bir aşır denir ve o aşır kelimesinin başındaki ayın harfi o durakların üzerine konmuştur. Bunun diğer bir manası da bir imam, bir Müslüman namaz kılarken, namaz kılırken kıraat yapması farz biliyorsunuz. Orada kıraata bir ayından başlayıp öbür ayına kadar geçip ondan sonra rükûa gitmesi adaptandır. Yani iki ayın arasında belli bir konu, belli başlı bir mevzu vardır. Allah onu anlatır. Ondan sonra başka bir konuya geçer. İşte o konu değişirken bizim de kıyamdan rükûya gitmemiz münasip olur. O rükû kelimesinin sonundaki ayın harfi durakların sonuna ayın işareti olarak konmuştur. Demek ki Allah Kur'an-ı Kerim'i surelere bölmüş, ayetlere bölmüş, ayetlerin arasında da böyle aşır dediğimiz onarlı gruplar var. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Fussilet kelimesi anlatıyoruz ya, fasıl fasıl, bölüm bölüm dedik. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz 600 sayfa ve her 20 sayfaya biz bir cüz diyoruz. Her 20 sayfaya bir cüz diyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'de 30 tane cüz var. Mesela bir Ramazan'da insan her gün bir cüz okursa bir Ramazan boyunca Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş oluyor. Ayrıca her cüzün de 5 sayfasına bir hizip diyoruz. Ve 4 tane hizip var bir cüzde. O şekilde de bölümlere ayrılmış. Bütün bunları topladığımız zaman Kur'an-ı Kerim öyle fasıl fasıl, bölüm bölüm, ayet ayet, sure sure, cüz cüz karşımıza çıkıyor. Bir mübarek kitap olarak yeter ki biz okuyalım, anlamaya çalışalım.
Diğer bir konu, Fussilet kelimesinin manası ile ilgili. Allah-u Teala Fussilet derken biz bir Kur'an-ı Kerim'de değişik değişik konuların detaylarını, fasıllarını anlattık diyor. O da nedir? Mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın isimlerini anlatmış. Peygamberlerin tarihini anlatmış. Ahiretle, cennetle, cehennemle ilgili konular anlatmış. Allah-u Teala yer, gök, gezegenler, ay, yıldız, güneş onlardan bahsediyor. Yine Kur'an-ı Kerim namazdan, haçtan, oruçtan, kurbandan, nikahtan, talaktan, alışverişten, cihattan, savaştan bahsediyor. Bunların her birisi birer bölümdür. Ahlaktan, terbiyeden, aileden, kapı çalmaktan, yatmaktan, kalkmaktan, oturmaktan, yemekten, içmekten bahsediyor. Bunların her birisi birer fasıl, birer bölümdür. Bundan dolayı da Kur'an-ı Kerim'e Fussilet diye bir sureye bu kelime isim olmuş. Yani bölüm bölüm, konu konu, her konuya dair ayetler, sureler var. Bundan dolayı da bu surenin adına Fussilet denmiş. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i böyle biz açık açık gönderdik, açıkladık derken bazen bir ayeti hemen sonundaki ayette açıklıyor. Mesela ne diyor? Yarın bir gün Kadir Gecesi girecek. O Kadir Suresi'nde Allah-u Teala buyuruyor ki İnna enzelnahu fi leyletil kadri. Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik diyor. Kadir Gecesi denen kelimenin ne olduğunu kimse bilmiyor. Allah onu soruyor tekrar. Ve ma edrake ma leyletil kadir. Bu Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Bunu sana bildiren nedir? Biliyor musun? Dikkat et diyor. Ve arkasından izah etmeye başlıyor. Leyletül Kadri diyor. İki nokta üste koyduk. Kadir Gecesi nedir biliyor musun? O bin aydan daha hayırlı, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, sabaha kadar meleklerin geldiği ve sabaha kadar selamet olduğu bir gecedir şeklinde Allah Kadir Gecesi'nin ne olduğunu tafsilatıyla anlatıyor. Fussilet kelimesi bu manaya da geliyor. Yine bunun gibi el-gari'atü, mel-gari'atü Allah-u Teala, gari'a, bir gürültü, patırtı demek. Mel-gari'atü, bu gürültü, patırtı nedir? Tekrar soruyor Allah-u Teala ve arkasından izah ediyor. Yevme yekûnün nâsü kel ferâşil mebtîs ve tekûnül cibâlü kel ihnil menfûş. O gürültü, patırtı öyle bir gürültü ki kıyametten bahsediyor. Dağlar hallaç pamuğu gibi atılmış. İnsanlar çekirgeler, pervanalar gibi yayılmış. Herkes her tarafa dağılmış. İşte kıyamet böyle bir gündür diye Allah kari'a kelimesinin tafsilatını Fussilet kelimesinden hareketle bu şekilde izah ediyor. Hepimizin bildiği Fatiha suresinde bize Allah bir dua öğretmiş. Ne demiş? İhdine sıratal müstakim. Ya Rabbi sen bizi sırat-ı müstakime, doğru yola eriştir. Bu sırat-ı müstakim nedir acaba? Hemen arkasına Allah bize izah ediyor. Sırat-ı'l-lezîne, o öyle bir yol ki en'amte aleyhim, senin nimet verdiğin kimselerin yolu orası. Gayril mağdûb aleyhim veladdâlin, senin saptırdığın ve gazabına uğrayan kimselerin yolu değil o yol diye Allah bize bunun izahını yapıyor Fatiha suresinde. Ama geçiyoruz bir başka ta Nisa suresine. Allah Teala orada buyuruyor ki Ülâikellezîne en'amallâhu aleyhim minen nebiyyîne ve sıddîgîne ve şüedâ diye Allah'ın nimet verdiği kimseler kim? Onu da Allah peygamberler, sıddıklar, şehitler diye bir başka şekilde açıklıyor. Gayril mağdûb aleyhim veladdâlin. Allah'ın gazaplandıkları kim? Allah'ın saptırdıkları kim? Allah onu da Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde Allah'ın gazaplandıkları kimselerin Yahudiler olduğunu, Allah'ın saptırdığı kimselerin Hristiyanlar olduğunu söylüyor. Ve biz Fatiha'yı okurken Ya Rabbi sen bizi peygamberlerin, şehitlerin, sıddıkların yolundan götürt ve bizi sakın ha kafirlerin, Yahudilerin, Hristiyanların yolundan götürtme diye dua ediyoruz. Ama biz bakıyoruz ki yıllardan beri Avrupa Birliği'nin peşinde Avrupa'ya gireceğiz diye çalışıyoruz. Allah bize Hristiyanların peşinden gitmeyin,
onlardan hayır gelmez diye Fatiha suresinde günde 40 kere bize bunu okumayı emretmiş. Biz en amte aleyhim buyurdu Allah'ın İslam birliği olarak, Müslümanların ittifakı olarak o yolda yürüyün dediği halde onu bırakıp Avrupa'nın, Hristiyan'ın, Batı'nın peşinden gitmeye çalışıyoruz. Bakın değerli kardeşlerim, ben 60 yaşıma yaklaşıyorum. Aklım erdiği günden beri, 15-20 yaşımdan beri, yani gözümü açıp dünya siyasetinden az çok haberdar olmaya başladığım günden beri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrupa Birliği'ne girdi girecek, hep bunun çanı çalınır. Eskiden adı Avrupa Ekonomik Topluluğu'ydu. Daha sonra Avrupa Topluluğu oldu. Daha sonra Avrupa Birliği oldu. Bilmem ne oldu derken hala girmedik, hala giremedik. Onlar bizi resmen oyalıyorlar. Bizi peşlerine kuyruk gibi takmışlar, sürüklüyorlar. Biz öbür tarafta İslam aleminin başı, lideri olmak dururken Batı'nın kuyruğu olmaya gidiyoruz. Yıllardan beri de bizi ha aldık ha alacağız diye bizden tavizler kopara kopara, ahlakımızı, edebimizi yok ede ede bizi böyle süründürüyorlar. Allah bize akıl fikir versin. Bakın Fussilet suresinden nerelere geldik. Allah biz Kur'an-ı Kerim'i böyle fasıl fasıl açıklayıcı olarak gönderdik diyor. Allah Fatiha suresinde bize gavurların, kafirlerin peşinden gitmeyin, Müslümanlarla beraber olun diye emrediyor. Bunu anlamamız lazım. Evet, çok uzatmayalım. Demek ki Fussilet çok çeşitli manalara geliyor. Şimdi bu sureden bir ayet daha okuyalım. O ayet 33. ayet. Allah Teala buyuruyor ki: "Ve men ahsenu mimmen da'a ila Allahi ve amile salihan ve gale inneni minel muslimin." Nedir bunun manası? Ben Müslümanlardanım diyen, salih ameller yapan ve insanları Allah'a çağıran kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? Bir daha söylüyorum. Önce ben Müslümanım diyor. Arkasından salih ameller yapıyor ve arkasından insanları Allah'a, Hakk'a, İslam'a çağırıyor. Bir insan bunu yapıyorsa bundan daha güzel sözlü kim olabilir diyor. Bu ayette kastedilen tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Çıkmış meydana insanları Allah'a çağırıyor. Kendisi Müslümanların birincisi ve salih ameller sahibi. Ama bazı alimler de bu ayette müezzinlerin kastedildiğini de söylüyor. Tabi o da mümkün. Müezzinler sabahtan akşama kadar bütün kainata Allah'ın varlığını, Peygamberimizin peygamberliğini, Allahu Ekber sözünü, La ilahe illallah sözünü, Muhammedun Resulullah sözünü ilan ediyorlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kıyamet günü insanların boyu en uzun olanları müezzinler olacak, Allah'ı rahat rahat görecekler diyor. Yine bir başka hadis-i şerifte, müezzin ezana okurken onun sesini kim duyduysa, dağlar, taşlar, ağaçlar, kuşlar, insanlar, onların hepsi kıyamet günü müezzine şahitlik yapacaklar. Ya Rabbi bu senin adını bütün dünyaya ilan etti. Sen onu affet, sen onu bağışla diye müezzin duyan herkes ona şahitlik yapacak. Demek ki müezzinlik bu şekilde şerefli bir meslek. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, eğer benim üzerimde hilafet görevi olmasaydı, yani ya halife olduğu için mecburen imam olacak, imamlık yapacak, ben diyor halife görevi olmasaydı müezzinlik yapardım diyor. Müezzinliğin kıymetini bu şekilde belirtiyor. Evet, bir başka ayet, o da şu: İnnellezine galu rabbunallah sümmestegamu. Bir insan Rabbim Allah der ve arkasından da istikamet üzere, hani az evvel dediğimiz sırat-ı müstakim üzere yaşayacak olursa ne olur? Tetenezzelu aleyhimül melâiketü. Melekler onların üzerine iner, yağar, doluşur. Ellâ tehâfû ve lâ tehsenû. Siz üzülmeyin, korkmayın. Ve ebşirû bil cennetilletî küntüm tu'adûn. Size vaad olan cennet, biz size müjdeliyoruz, size müjdeler olsun. Siz cennete gireceksiniz diyorlar.
Ve arkasından da şöyle diyorlar. Nahnu evliyaüküm fil hayati dünya vel ahira. Ey Rabbim Allah deyip de dost doğru olan, istikamet üzere yaşayan insanlar, biz melekler taifesi, biz melekler cemaati sizin dostunuzuz. Hem dünyada hem de ahirette sizin yanınızdayız, size şefaatçiyiz, size şahidiz diyor. Bir kimse Allah der, Rabbim Allah der ve dost doğru istikamet üzere yaşayacak olursa onların dostu Allah oluyor Allah'ın izniyle. Demek ki bir insan istikamet üzere yaşayacak. İstikamet ne demek? Son birkaç dakikada bunu izah edelim. Ondan sonra inşallah Fussilet suresine noktayı koyalım. Tabi istikamet demek Allah ve Resulünün istediği şekilde hak yolda doğru olan çizgide İslam üzere yaşamak, o şekilde hareket etmek demek. Ashab-ı kiramdan Ebu Amre ismindeki bir sahabi geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, buyuruyor ki ya Resulallah, sen bana İslam'ı öyle bir anlat ki ben bir daha sağa sola gidip de birilerine soru sorma ihtiyacı hissetmeyeyim. Yani sen bana İslam'ı öyle bir anlat, noktayı koyalım, ben de İslam'ı anlamış olayım diyor. Tabi İslam'ı anlat demek çok uzun bir cevap gerektirir. Saatlerce konuşmak lazım. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah tarafından kendisine verilen bir mucize, çok kısa kelimelerle çok uzun manaları ifade ediyor. İşte Peygamberimiz, sen bana İslam'ı öyle bir anlat ki başka kimseye sormayayım diyen sahabiye çok kısa bir şekilde ama özlü bir şekilde cevap veriyor. Ne diyor biliyor musunuz? Kul amentü billah sümmestegim. Sen ben Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol, işte İslam budur diyor. Önce ben Allah'a inandım de, ondan sonra da dosdoğru ol. Yamulma, eğilme, yamuk hareketler yapma diyor. Bir insan istikamet üzere yaşaması için ne yapacak? Önce itikadı sağlam olacak. Allah'a, peygambere, ahirete tam, şeksiz, şüphesiz iman edecek. Arkasından amelleri sağlam olacak. Böyle haramlar, şüpheliler, kötü şeylerden kaçınacak. Allah ve Resulün emrettiği şeyleri yapacak. Arkasından o adamın aile hayatı, ticaret hayatı, arkadaşlık hayatı, iş hayatı, alışverişi, kılık kıyafeti, konuşması, oturması, kalkması İslam'ın emrettiği şekilde, Allah ve Resulünün tarif ettiği şekilde olacak. Eğer bir insan bu şekilde yaşayacak olursa işte istikamet üzere yaşamış olur. Ve bir insan da Rabbim Allah der ve istikamet üzere yaşayacak olursa bugün okuduğumuz Fussilet suresinin 30 ve 31. ayetlerine göre Allah'ın yarattığı melekler onlara diyor ki sizin dostunuz biziz, sizin koruyucunuz biziz, sizin şefaatçiniz, yardımcınız biziz diyor. Yani bütün melekler bu insanların emrine amade, onların etrafında pervane oluyor. Allah hepimizi kendisine iman eden ve istikamet üzere yaşayıp iman üzere ölen kimselerden eylesin. Bugün Hamim diye başlayan 7 sureden ikincisi olan Fussilet suresini kısaca olsa anlatmaya çalıştık. Bir sonraki programda Hamim surelerinin üçüncüsü olan ve ismi Şura suresi olan sureyi inşallah anlatacağız. Allah'a emanet olun.